Arkadaşlar merhabalar. 2021 yılı KPSS süreci başladı. Dolayısıyla biz de bu süreçte sizlere yeni videolarla diyeyim ama ona ilişkin bir açıklama yapacağım zaten. Videolarla devam edeceğiz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Benim hocamda yüklü olan bu videolarla ilgili sosyal medyadan çok fazla mesaj alıyorum. Videoların güncel olup olmadığı konusu özellikle çok merak ediliyor. Bu konuya öncelikle şöyle bir açıklık getireyim ben. Şimdi bütçe kısmı dahil videolarımız güncel arkadaşlar. O konuda bir sıkıntınız olmasın. Tabii ki aralarda işte kamu harcamaları, kamu gelirleri vesaire gibi bölümlerde anlatımlar yapılırken bazen eski bilgiler söylenmiş olabilir. Ama video ders notumuzda bunların hepsi güncel olacak. Dolayısıyla siz oradan çok küçük değişiklikler, yani uyduruyorum. Mesela kamu harcamalarında bir şeyi örnek verirken Bakanlar Kurulu demiş olabilirim. Hepiniz biliyorsunuz ki artık Bakanlar Kurulu diye bir kurul yok. Siz onu oradan ne yapacaksınız? Cumhurbaşkanı diye ya da işte muhatap artık kimse, o olarak değiştireceksiniz. Yani burada çok sıkıntı yok. Şimdi videoları sıfırdan yenileyemedik. Bunun temel sebebi şu arkadaşlar. Bu pandemi dönemi vesaire, bunların etkisi nedeniyle çok fazla aslında stüdyolara gelemedik vesaire falan filan. Ama dediğim gibi bütçe kısmı dahil videolarımız güncel. Tabii maliye politikası da dahil güncel, onu söyleyeyim. Sadece Türk vergi sistemiyle vergi hukukunda değişenler var. Onu da biliyorsunuz, Aralık 2019'da resmi gazetede yayınlanan bazı vergi kanunlarında yapılan değişikliklerle ilgili düzenlemeler var. Bir de bunun yanı sıra biliyorsunuz yeni vergiler geldi. Bu değişikliklere ilişkin tüm bilgiler de yine kitapta olacak. Ha, bunlar çok esaslı değişiklikler mi? Tabii ki değil arkadaşlar. Zaten siz videoyu izlerken kitap önünüzde olursa değişikliği anında fark edersiniz. Oradan kitaptaki doğru bilgiyi öğrenerek sorunu çözmüş oluruz. Yani bu yıl için videoları yeniden çekmeyeceğiz. Sadece şunu yapacağım. İlerleyen dönemlerde bu Aralık 2019'da yapılan değişikliklerle ilgili tek bir video çekeceğim. Onu da videoların en sonuna ekleyeceğiz. Dolayısıyla şu an bu videoların tamamını gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Ama muhakkak şunu unutmayın arkadaşlar. Video ders notuyla bunu desteklemeniz lazım. Çünkü video ders notu daha güncel olacak. Ve dolayısıyla güncelliğini koruyabilmesi açısından da video ders notunu almanızda fayda var diye düşünüyorum. Öncelikle bu sosyal medyadan sorulan bu soruya bu cevabı vereyim. Bu ilk kez sınava hazırlanacak olan arkadaşlarımız için de küçük bir bilgilendirme yapayım ben. Şimdi biliyorsunuz maliye 40 sorudan oluşuyor ve bizde toplamda 7 tane bölüm var arkadaşlar. Bu bölümlerden ilki maliye teorisi. Maliye teorisinden bize KPSS'de 4 tane soru soruluyor. Diğer bölümlerden 6'şar tane soru geliyor. Şimdi nasıl yapmalıyız, maliyeyi nasıl çalışmalıyız meselesine geldiğimizde şöyle yapmalıyız. Bir kere videoyu, konuları birer kere izleyip çok güzel bir biçimde özümsedikten sonra arkadaşlar üzerine bol bol soru çözmeniz lazım. Maliyede benim tavsiyem şudur, sözel bir ders. Çok fazla sayısal kısımları yok. O sebeple öğrencilerimiz şöyle yapmalılar. Bir kere konuyu çalışıp sonra üzerine sürekli olarak soru çözmeleri lazım. Çalışma sisteminizin de böyle olması lazım. Dolayısıyla arkadaşlar dediğim gibi halihazırda bu videoları rahatlıkla izleyebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Bir problem olmaz. Ama şunu bir daha söylüyorum. Kesinlikle video ders notuyla bunu desteklememiz lazım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bu bir tanıtım videosuydu. En azından 2021 KPSS'ye hazırlanan arkadaşlarımıza hem videolarla ilgili hem de nasıl çalışması gerektiği ile ilgili küçük bir bilgi vermeydi amacımız. O yüzden şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize bu hazırlık sürecinde öncelikle sabır diliyorum. Sonra da arkadaşlar gireceğiniz tüm sınavlarda başarılar diliyorum. Hoşça kalın.